Tonguç Akademiden herkese merhabalar. Dersimizin konusu karışımların ayrılması olacak arkadaşlar. Şimdiye kadar karışımlar ünitesinde neler yapmıştık? Karışımları sınıflandırmıştık. Çözünme olayından bahsetmiştik. Derişimlerden bahsetmiştik. Koligatif özellikleri ele almıştık. Şimdi geldik karışımları peki nasıl birbirinden ayırabiliriz? Yani bileşenlerini nasıl ayrıştırabiliriz? Farklı yöntemlerden bahsedeceğiz. Bu yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlayan farklı fiziksel özellikler üzerinde duracağız. Özellikle konuşacağımız nokta burası olacak. Ve koca bir bir üniteyi bu derste birlikte de tamamlamış olacağız arkadaşlar. Peki neler vardı başlıklarımız altında? Mıknatıslanma, ayırma konusuyla başlayacağız arkadaşlar. Ardından erime noktası farkından faydalanarak nasıl ayırabiliriz? Tanecik boyutu farkı varsa bileşenler arasında nasıl yöntemler uygulayabiliriz? Benzer şekilde yoğunluk farkı, kaynama noktası farkı veya çözünürlük farkı varsa bu tarz çözeltilerde ya da karışımlarda e, uygulayacağımız yöntemler neler olabilir? E, ne gibi yöntemler vardır? Bunları konuşuyor olacağız arkadaşlar. Burayı tamamladıktan sonra da tabii ki ödevlendirmemiz karşımıza gelecek. Temel kaynağımız dinamo kimya kitabı olacak. 10. sınıf dinamo kimya kimya kitabından da ödevlendirmemiz olacak. Dediğimiz gibi arkadaşlar bölümü ve üniteyi tamamlamış olacağız bu dersle birlikte. İkinci ünitemizde karışımlar. Öncesinde kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesini tamamlamıştık. Burası beşinci bölümle birlikte başlayacak. Yani sayfa 114'ten 135'e kadar e artık üniteyi de tamamladığımız için ünite testlerinde dahil edecek şekilde bütün soruları çözeceğiz arkadaşlar. Neler varmış konular olarak şöyle hep birlikte bir göz atalım. Kitabımızda her sayfada arkadaşlar bir tane çözümlü örnek olacak. Bu çözümlü örnek aslında konuyu bize anlatan örnek olacak ve anlattığı konuyla ilgili dört tane soruyu aşağıda bizim çözümümüz için bırakıyor olacak. Her sayfada bu şekilde bir çözümlü örnekle bir konuyu öğreneceğiz ve kendimizi test edeceğiz. Altındaki sorularla birlikte bölüm tamamlandığı zaman ise bölüm tarama testi bizi bekliyor olacak tabii ki Ardından tarama testini tamamlayınca ünite tekrar testimiz olacak. Ünitenin geneline bir bakış atmamızı sağlayan. Fen Lisesi'nde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu bir ALFL testi bizi bekliyor olacak. E, Üniversitesinden var bizi bekleyen TYT'ye şimdiden hazır olmamız için ÖSYM tarzında soruların bulunduğu bir test bizi bekliyor olacak. Ve son olarak da yazılılara hazır olmamızı sağlayacak yazılı tipinde sorular yine bir testle bizi bekliyor olacak. Eğer çözemediğimiz veya kafamıza takılan herhangi bir şey olursa e, kare kod sayesinde de video çözümüne gidip tüm eksiklerimizi giderme imkanı bulacağız arkadaşlar. Dersi bitirir bitirmez kaynağımızı önümüze alıp ödevlerimizi yapmaya başlamamızda fayda vardır diyelim. O zaman Haydi başlayalım bakalım. İlk olarak mıknatıslanma farkından yararlanarak ayırma dedik arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bir karışımdaki bileşenlerden birisi mıknatıslan etkileniyor. Ama diğeri etkilenmiyorsa burada kullanacağımız yöntem mıknatıslanma olacak. Peki kimler etkileniyor? Burada birazcık ezberimiz var bilmemiz gerekiyor. Üç tane metalden bahsedeceğiz arkadaşlar. Manyetik metaller diyeceğiz. Demir, nikel ve kobalt. Sadece bu üç metal mıknatıs tarafından çekilir. Geri kalan hiçbir metal ya da metal hiçbir mat madde mıknatısın etkisi altında kalmaz. Peki mıknatıs dediğimiz şey nedir? Aslında mıknatıs dediğimiz demiroksit bileşikleridir arkadaşlar. Bunlar bu üç metale karşı çekim uyguluyorlar. Peki bizim elimizdeki karışımın türü nasıl bir karışım olacak ki e, mıknatıs sayesinde biz bileşenlerini ayırabilelim. Arkadaşlar manyetik metal tozu olacak bileşenlerden birisi. Diğeri de manyetik olmayan bir katı olacak. Dolayısıyla aslında bahsettiğimiz karışım bir basit karışım ya da bir diğer adıyla adi karışım olacak ve burada mıknatısı yaklaştırdığımız zaman manyetik metali çekip diğerini çekemediği için e, ayrıştırmayı gerçekleştirmiş olacağız. Mesela demir tozu bakır tozu bu şekilde bir karışım varsa bak bakır mıknatısı ...mıknatıs çekmeyecek ama demiri çekecek. Dolayısıyla burada kullanabileceğiz. Ama demir tozu, nikel tozu... ...bak ikisini de mıknatıs çekiyor. Dolayısıyla burada mıknatıslanmadan faydalanamayız. Birini çekip diğerini çekmemesi gerekiyor. Ama şu da kafamızı karıştırmasın. Demir bakır, alaşımı derse... ...burada yine kullanamayız mıknatısı. Çünkü alaşım olduğu zaman artık bunlar... ...bir bütün haline gelmiş oluyorlar. Dolayısıyla alaşımın içerisinden... ...demiri mıknatısla çekmemiz mümkün değil. Burada... E, kullanabilmemiz için toz halinde olması gerekiyor. Yani mıknatısın diğerinden ayırıp alabiliyor olması gerekiyor. Peki elimizdeki karışım bir alaşımsa ne yapacağız? Burada da erime noktası devreye giriyor arkadaşlar. Erime noktası farkından yararlanacağız. Alaşımlarda mesela bakır, kurşun, kalay ve çinko bunların e, biz erime noktalarını biliyorsak Şimdi buradaki karışımları bu metaller arasında oluşan karışımları bileşenlerini ayırırken o erime noktalarını kullanabiliriz. Mesela tunç alaşımından bahsediyorsak. Bak bakır ve kalay arasında oluşmuş bir alaşımdan bahsediyoruz. Bakırın 1085 kalayın ise 232 erime noktası. Dolayısıyla biz bu alaşımın sıcaklığını şöyle 232'nin biraz üstüne çıkarırsak burada kalay erimeye başlayacak ama bakır hala da katı halde kalacak dolayısıyla da biz bu sayede ayırabileceğiz. Peki öncelikle ortamdan hangisini ayıracağız? Erime noktası kimin düşükse onun ayrılmasını bekleyeceğiz. Veya lehimden bahsediyorsak bu defa kurşun kalay karışımı var elimizde. Erime noktalarına bakıyoruz. Biz bunu yine 232'nin üzerinde bir sıcaklığa getirdiğimiz zaman tabi 327'yi geçmeyecek şekilde kalay eriyecek ama kurşun katı halde kalacak. Dolayısıyla da biz bileşenlerini ayıracağız. Veya pirinç alaşımı varsa, bak bu defa bakır, çinko alaşımından bahsediyoruz. Bu defa sıcaklığı 413 santigrat derecenin üstüne çektiğimiz zaman çinkonun eriyip bakırın katı halde kalmasını sağlarız. Böylece yine bileşenlerini ayırmış oluruz. O zaman ne yapıyoruz? Eğer metaller arasında bir karışım varsa, metaller arasında olmak zorunda değil tabii ki bir talaşla demir arasında da olabilir. Eğer toz halindeyse bunlar mıknatıs bizim için yeterli oluyor zaten. E, yeter ki metallerden birisi manyetik olsun. Eğer Alaşım durumundaysa bu defa bizi kurtaracak tek yöntem erime noktasıdır. Erime noktası düşük olanı daha öncelikli olarak eritir ve ortamdan uzaklaştırırız. Geçiyoruz bir diğer fiziksel özellik farkımız olan tanecik boyutu farkından yararlanmayı arkadaşlar. Burada birkaç farklı yöntem karşımıza çıkacak. Mesela ilk olarak bahsedeceğimiz yöntem eleme yöntemi olacak arkadaşlar. Eleme yönteminde eğer e, bir basit adi karışım varsa yani katı katı heterojen bir karışım varsa kum çakıl gibi ve buradaki tanecikler birbirinden farklı büyüklükte ise elek dediğimiz aleti kullanırız ve e, büyük tanecikler eleğe takılıp kalır diğer küçük tanecikler eleği geçer ve e, birbirinden ayrışmış olur. Hani e, kumun çakıldan ayrılması için inşaatlarda falan kullanılan temel yöntem aslında bu elektir eleme yöntemidir diyebiliriz. Ayıklama gibi bir yöntemimiz var. Bu el yordamıyla birbirinden ayırma demek aslında arkadaşlar. Taş pirinç gibi bir karışım varsa bizim elimizde bir tepsinin üzerine yayıp şöyle el yordamıyla taşları pirinçlerden ayırabiliriz. Buna da ayıklama yöntemi adını vereceğiz. Süzme yöntemine gelecek olursak bak eleme aslında çok benzer bir yöntem. Tek fark şu elemede her ikisi de katı haldeydi ama süzmede birisi katı diğeri sıvı veya birisi katı birisi gaz olabilir. Mesela bir kumsu karışımı varsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir süzgeç kağıdı yardımıyla biz kumlu suyu bu süzgece döktüğümüz zaman şimdi birbiri içerisinde çözülmemiş iki madde var zaten kum tanecikleri ne yapacak? Süzgeç kağıdında kalırken su süzülüp aşağıya süzüntü olarak birikecek. İşte burada kullandığımız yönteme süzme yöntemi diyeceğiz. Veya bir aerosol varsa hava toz gibi bir karışım varsa hani fabrika bacalarına konulan bu filtreler var ya aslında onlar birer süzme yöntemidir. Birer süzgeçtir diye düşünebiliriz. Toz tanecikleri bu süzgeçte yani oradaki filtrelerde takılıp kalıyor. Temiz hava e, hava tanecikleri bu süzgeçten geçebildikleri için de e, birbirinden ayırmış oluyoruz arkadaşlar. Yani e, katı gaz e, heterojen karışımları da yine biz süzme yöntemiyle bileşenlerini ayırmış oluyoruz diyebiliriz. Bir diğer yöntemimiz ise çok daha tabii ki e, teknoloji gerektiren bir yöntem ise dializdir arkadaşlar. Koloid tipindeki karışımlarda biz bunu kullanıyoruz. Hani koloidi şöyle tekrar bir hatırlayalım. Nasıl da askıda kalma durumu olarak değerlendirmiştik. Tanecik boyutları e, çok küçükse bir e, homojen karışım oluşturamasa bile e, süspansiyon değil ona rağmen çok daha küçükse e biz bu tarz karışımlara koloid adını veriyorduk. Hani kanı, sütü buna örnek olarak verebiliyorduk. Burada yine belirteceğimiz aslında süzgece çok benzer bir yöntem. Sadece buradaki gözenekler çok çok daha küçük gözenekler olacak. Yarı geçirgen bir zar olarak bunu değerlendirebiliriz. E tanecikler hani nispeten büyük olan tanecikler süzgeç kısmında kalıp e diğer küçük tanecikler eğer o süzgeç kısmını aşıyorlarsa burada kullandığımız yönteme diyaliz adını veriyoruz. Hani özellikle böbrek hastaları için diyaliz aletine bağlarlar. İşte burada aslında kullanılan yöntem çok çok küçük gözeneklere sahip olan bir e, süzgeçtir diyebiliriz. Süzgeç sayesinde bu temizliği sağlıyordur diyebiliriz. Bir diğer fiziksel özelliğimiz ise yoğunluk olacak. Yoğunluk farkından yararlanarak Karışımları bileşenlerine nasıl ayırabiliriz? İlk bahsedeceğimiz yöntem ayırma hunisi olacak. Ayırma hunisinden faydalanmamız için bizim elimizdeki karışımın emülsiyon yapısında olması gerekiyor. Ne demek de emülsiyon? Sıvı sıvı heterojen bir karışım olması gerekiyor. Yani su ve zeytinyağı gibi ya da benzin ve zeytinyağı gibi birbiri içerisinde çözünemeyen iki tane sıvıdan oluşan bir karışım olacak arkadaşlar. Şimdi burada ne biliyoruz? Yoğunluğu büyük olan sıvı alt tarafta kalır. Yoğunluğu küçük olan sıvı ise üst tarafta kalır. Su ve zeytinyağı örneğinde su altta zeytinyağı üstte kalıyor. Yine yoğunluk farkından ötürü. Şimdi böyle bir durumda faz ayrımı gerçekleşecek. Alt tarafta ayrı bir faz olarak su, üst tarafta ayrı bir faz olarak zeytinyağı bulunacak. Ayırma hunisi dediğimiz alette de alt tarafımızda hemen bir musluk yer alıyor. Biz bir musluğu açtığımız zaman alt taraftan dökülen su olacak değil mi? Saf halde su olacak neredeyse saf halde. Dolayısıyla bu suyu aktarıp tam... Faz ayrımı noktasına gelene kadar devam edip faz ayrımına geldiği anda musluğu kapatırsak zeytinyağı hunide kalırken aşağıya su geçmiş olacak. Böylece su ve zeytinyağını birbirinden ayırmış olacağız. Yani emülsiyon varsa kullanacağımız temel yöntem e, bu yöntem olacak ayırma unisi olacak diyeceğiz. Bir diğer yöntemimiz yüzdürme diğer adıyla flotasyon olacak arkadaşlar. Bu defa da yine basit ve adi karışımları kullanacağız. Yani katı katı heterojen bir karışım olacak. Ama buradaki karışımın özelliği şu. Bak taş ve çakıl gibi, talaş ve çakıl gibi. Yani tanecik boyutları birbirine yakın olmasına rağmen birinin yoğunluğu çok düşük, diğerinin yoğunluğu çok büyük. Birisi suda çözünebiliyor, diğeri çözünemiyor. Biz bunu eğer suyun içerisine atarsak ne olur? Talaşlar küçük tanecikler olduğu için yüzmeye başlarlar, yüzeyde kalırlar. Ama çakıl tanecikleri yoğunluğu büyük olduğu için dibe çökerler. Dolayısıyla da biz burada aslında talaş ve kumu suyun içerisinde birbirinden ayırmış olacağız. Yüzeydeki talaşı toplayıp aşağıdan da kumu çekersek biz bu şekilde ya da çakılı çekersek... E, talaş ve çakılı birbirinden ayırmış olacağız. Bu yönteme de yüzdürme yani flotasyon adını vereceğiz. Bir diğer fiziksel özellik farkımız ise kaynama noktası olacak arkadaşlar. Kaynama noktası farkından yararlanarak nasıl ayırabiliriz? Burada iki tane yöntem aslında birbirine çok benzeyen iki tane yöntemden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki basit damıtma. Az sonra ikinci yöntem olarak da ayrımsal damıtma diyeceğiz. Şimdi basit damıtma da e, kullanabilmemiz için bizim bileşiğimizin, bizim çözeltimizin e, katı ve sıvı arasında oluşması gerekiyor. Tuzlu su gibi bir örneğimiz olması gerekiyor. E, sıvı sıvı çözeltilerde bu yöntemi kullanamıyoruz arkadaşlar. İkisinin birinin katı diğerine sıvı olması gerekiyor. Burada katı ve sıvının yani tuz ve suyun kaynama noktaları arasındaki farkın büyüklüğü aslında ayrıştırmamızı kolaylaştırıyor. Peki nasıl bir sistemden bahsediyoruz? Bir kabın içerisinde biz tuzlu suyu alıp ısıtmaya başlarsak ısıttığımız zaman suyun buharlaşıp tuzun tabii ki buharlaşmadan kalmasını bekleyeceğiz. Buharlaşan suyu daha sonra yukarıda bir soğutma kolonunda soğuttuğumuz zaman tekrar sıvı hale geçmesini sağlayacağız ve bir erlenme yerde yani bir toplama kabında biz bunu yeniden sıvı halde toplayabileceğiz. Yani suyu buradan buharlaştıracağız ama tuzlu suydu. Biz bunun saf olan su kısmını buharlaştıracağız ve tekrar yoğuşturup yine saf su halinde burada toplamaya başlayacağız. Tabii ki %100 değil ama %100'e yakın bir şekilde saf suyu burada toplarken Burada en son dipte tuz kalacak. Dolayısıyla tuz ve suyu birbirinden ayırmış olacağız. Diğer yöntemler net mesela süzgeç gibi bir yöntem burada neden işimize yaramıyor? Çünkü tuz suyun içerisinde kolaylıkla çözündüğü için süzgeçten tuz tanecikleri de geçebilecek. Dolayısıyla o bizim işimize yaramayacak ya da diyalizde bile tuz tanecikleri çok küçük olduğu için takılmadan geçebilecek. O yüzden bizim kullanabileceğimiz yegane yöntem böyle bir durumda eğer katı sıvı bir çözelti varsa e, basit damıtma yöntemi olacak. Yegane demeyelim en kolay yöntemlerden birisi bu olacak. Ama Bizim bahsettiğimiz çözelti iki tane sıvı arasında gerçekleşmişse. Yani mesela etil alkol su arasında gerçekleşmişse bu defa e, basit damıtma yöntemi de bizim işimize yaramayacak. Çünkü hem su hem de etil alkol buharlaşıyor olacak. Çünkü sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilecek. Dolayısıyla bizim buharı Fazındaki e, maddeler içerisinde de bir ayrıştırma sürecine girmemiz gerekiyor. Şimdi etil alkolün yaklaşık olarak 80, suyun ise yaklaşık olarak 100 santigrat derece kaynama noktası var. İşte bu kaynama noktaları arasındaki farkı kullanarak şunu yapacağız. Diyelim ki burada çözeltimiz var. Biz bunu 85 santigrat dereceye kadar ısıttık. Bak ısıttığımız sıcaktık. E, etil alkolün kaynama noktasının üstünde olduğu için buradan buharlaşan etil alkol tanecikleri e, damıtma kolonu ya da fraksiyon kolonu dediğimiz yapıdaki cam parçalarına takılmadan buraya kadar gelebilecek. Ama su tanecikleri her ne kadar buharlaşsa da kaynama noktasının altında bir sıcaklıkta olduğu için buradaki cam taneciklerine, hani cam bilyeler düşünebiliriz aslında basit damıtma ve ayrımsal damıtma arasındaki en temel fark buradaki o cam bilyeler olacak. Su buharı gelip cam bilyelere çarptığı zaman yoğuşup tekrar geri dönecek kaynama noktasının altında olduğu için. O yüzden... Burayı aşabilen tanecikler neredeyse sadece etil alkol tanecikleri olacak. Onları yine e, basit damıt modu olduğu gibi soğutup sıvı halde burada toplayabileceğiz. O zaman diyeceğiz ki e, basit damıtmadan bahsediyorsak e, bileşenlerden sıvı olan e, toplama kabına gider katı olan burada kalır. Eğer ayrımsal damıtmadan bahsediyorsak yani ikisi de sıvıysa. Kaynama noktası daha düşük olan toplama kabında toplanır ki ona destilat adını veririz. E, kaynama noktası yüksek olan da başlangıçtaki damıtma balonunda kalmaya devam eder. E, çünkü cam bilyelere çarptıktan sonra yoğuşup geri e, tekrar yerine dönerler diyeceğiz. Burada şuna dikkat arkadaşlar asla ve asla %100 saf haldiyetli alkol elde etme mümkün değil burada. İlla her ne kadar cam bilyeler e, suyun büyük çoğunluğunun geri dönmesini sağlasa da e yine de e burayı aşıp buraya ulaşabilen yani toplama kabına ulaşabilen e su molekülleri olacaktır. Ama atıyorum buradaki derişim %50 ise burada yüzde %99'a kadar çıkacak etil alkolün e saflığı e bu şekilde de e yine bileşenlerini ayırmış olacağız. Bir diğer önemli fiziksel özellik farkımız ise çözünürlük olacak arkadaşlar. Çözünürlükten yararlanarak da üç tane farklı yöntemimiz olacak. Bunlardan ilki özütleme yöntemi. Şimdi özütleme bir diğer adıyla da ekstraksiyon yöntemi diyeceğiz. Çözünen ve çözünmeyen iki tane maddeden oluşacak. Yani iki bileşen var. Bu iki bileşenden birisi suda çözünebiliyor ama diğeri çözünemiyor. İşte böyle bir durumda mesela çayın demlenmesini buna e, örnek olarak verebiliriz. Çayın özü suyun içerisinde çözünebilirken o yaprak kısımları, ot kısımları suyun içerisinde çözünemiyorlar. Dolayısıyla suyu ısıtıp biz çayı bunun içerisine attığımız zaman Öz kısmı suyun içerisinde dağılırken e, diğer ot kısımları, yaprak kısımları e, dipte çözünmeden kalmış olacak. Bu sayede de birbirinden aslında çayın otu ve özünü birbirinden ayırmış olacağız. Benzer şeyi şeker pancarından şeker elde ederken de uygulayacağız arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? Şeker pancarını küçük küçük parçalara ayırıp e, kaynar suyun içerisine attığımız zaman... ...pancarın içerisindeki şeker suyun içerisinde dağılıp e, yayılacak, çözünecek yani. Ama... Posa kısmı suyun içerisinde çözülemeyecek. Dolayısıyla da biz eğer bu suyu tekrardan kaynatıp ortamdan uzaklaştırırsak şeker dibe çökmüş olacak ve posaydan şekeri ayırmış olacağız bu şekilde e, özütleme yöntemini uygulamış olacağız. Yani temel deneymiş bizim bakacağımız şey eğer bir karışımda suda çözünebilen ve çözünemeyen iki madde varsa biz özütleme yöntemi sayesinde bunları birbirinden ayırabiliriz. Bir diğer yöntemimiz ise kristallendirme yöntemi olacak arkadaşlar. Şimdi çözünürlük dediğimiz şey bir çözücünün içerisinde çözünebilecek maksimum madde miktarını ifade eder. Bu bazı maddelerde endotermik bazı maddelerde de egzotermik olarak gerçekleşir. Bu ne demek yani dışarıdan ısı alarak gerçekleşiyorsa bir çözünme tepkimesi endotermik tepkimeler diyeceğiz. Ve ısı alarak gerçekleştiği için diyeceğiz ki bu tarz tepkimeler yüksek sıcaklıklarda daha iyi gerçekleşir. O zaman... Diyelim ki tuzun suda çözünmesi endotermik. Yüksek sıcaklıklarda daha iyi çözünüyor. Şimdi biz bir maddeyi suyun içerisinde çözdükten sonra sıcaklığı düşürürsek ne olacak? Bak yüksek sıcaklıklarda çok iyi çözünüyor ama düşük sıcaklıklarda çok az çözünüyor. O yüzden biz yüksek sıcaklıkta şu kadar maddeyi çözdükten sonra sıcaklığı ta buralara kadar düşürürsek e, sadece çözebileceği madde miktarı burada kalmış oluyor. Yani aradaki fark kalan madde dibe çöküyor. Dolayısıyla da suyun içerisinden bunu ayırmış oluyoruz ve kristallendirmiş oluyoruz. Dibe çöken maddeye kristal adını vereceğiz. Bu yönteme de kristallendirme diyeceğiz. E tabi bunun tersi durum var. Ya yani buradaki çökme ne zaman gerçekleşiyor? Soğutursak çöküyor. Eğer tepkime egzotermikse yani dışarıya ısı vererek gerçekleşen bir çözünme tepkimesi ise bu defa da tam tersi düşük sıcaklıklarda iyi çözünürken yüksek sıcaklıklarda az çözünmesini bekleyeceğiz. Bu defa da biz bu maddeyi suyun içerisinde çözdükten sonra ısıtırsak ne olur? Bak başlangıçta düşük sıcaklıklarda çok iyi çözünüyordu. Sıcaklığı artırdık bu kadar çözebildi. Yani aradaki fark kadar ciddi bir miktar kadar direkt çökme gerçekleşti. İşte o çöken maddeye biz yine kristal adını vereceğiz. Kristallenmiş olacak ve bu şekilde de suyun içerisinden ya da çözücü her neyse onun içerisinden bu maddeyi ayrıştırmış olacağız arkadaşlar. Buna da kristallendirme ya da bir diğer adıyla basit kristallendirme şeklinde isimlendireceğiz. Yine çözünürlük farkından e, yararlandığımız bir diğer yöntem ise ayrımsal kristallendirme olacak. Arkadaşlar bu defada elimizde yine katı katı bir karışım olacak ama bu katı katı karışımdaki bileşenlerden birisi suyun içerisinde ekzotermik çözünürken diğer endotermik olarak çözünecek. Yani birisi yüksek sıcaklıklarda iyi çözünürken diğeri düşük sıcaklıklarda iyi çözünecek. Şimdi biz bu X ve Y'den oluşan karışımı götürüp suyun içerisine atarsak ve ideal bir sıcaklıkta ikisinin de çözümesini sağlarsak. Şimdi eğer biz tepkimeyi ısıtırsak, ısıttığımız zaman hangisi daha iyi çözünüyor? Bak, x daha iyi çözünüyor. Dolayısıyla eğer ısıtırsak, e, bu durumda y'nin çökmesini bekliyoruz. Isıtırsak e, y çökecek. Şöyle belirtelim. X ise yüksek sıcaklıklarda iyi çözünüyor, düşük sıcaklıklarda az çözünüyor. Dolayısıyla soğutursak da x'in çökmesini bekleyeceğiz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ee, biz bu karışımı suyun içerisinde çözdükten sonra önce mesela ısıtıp Y'yi çökerteceğiz. Alt, ardından alttaki Y'yi ortamdan uzaklaştıracağız ve soğutmaya başlayacağız. Soğutunca da dipte bu defa X oluşumunu gözlemleyeceğiz. X'i de alacağız böylece X ve Y'yi birbirinden ayrıştırmış olacağız. Ee, ve Burada kullandığımız yönteme de ayrımsal kristallendirme adını vereceğiz. O zaman neler yaptık, neleri gözden geçirdik? Şöyle bir değinelim bakalım. Mıknatıslanma ile ayırmadan bahsettik. dedik ki demir, nikel ve kobalt bak bu üçünü asla unutmuyoruz. Bu üçü manyetik metallerdir ve mıknatıstan etkilenen metallerdir. Bunların tozlarıyla mıknatıstan etkilenmeyen herhangi bir katı arasında oluşan bir karışım varsa mıknatıs yardımıyla bileşenlerini ayırabiliriz. Eğer bir alaşım varsa işin içerisinde alaşımda da e, alaşım oluşturan bileşenler arasındaki erime noktası farkından faydalanabiliriz. Tanecik boyutu farkına gelecek olursak burada farklı yöntemler karşımıza çıktı. Eleme, süzme veya diyaliz gibi. Yoğunluk farkına gelecek olursak eğer sıvı sıvı bir karışımsa ve heterojense yani bir emisyonsa ayırma hunisi kullanabiliriz dedik. Veya katı maddeler varsa işin içerisinde flotasyon yani e, yüzdürme yöntemini kullanabiliriz dedik. Kaynama noktası farkına geldiğimiz zaman orada basit ve ayrımsal damıtma yöntemlerinden bahsettik. Ve çözünürlük farkında özütleme kristallendirme ve ayrımsal kristallendirme yöntemlerinden bahsettik. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı asla ihmal etmiyoruz. Videoyu mümkünse beğeniyoruz. Kanala abone değilsek bir an önce abone olup hiçbir dersi kaçırmadan seneyi tamamlıyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde tam da burada tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.